Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı, bol, bereketli, enerji dolu bir gün olması dileğiyle diyorum ve videomu başlatıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah her biriniz iyisinizdir. Beni sorarsanız gördüğünüz gibi gayet iyiyim elhamdülillah. Bugün mutfakla bir açılış yaptım sizler için. Ne yapacağız? Bir menüyle başlayacağız. Erkenden yemek hazırlıklarımız tamamlansın dedim. Çünkü gün biliyorsunuz bir anda bir koşturmacanın içerisine girdiğimiz zaman nasıl geçiyor hiçbirimiz anlamıyoruz. Ne yapacağız? Bugün bizim evde dolma var. Bilmiyorum sever misiniz ama ben çok severim. Hem kurusunu hem tazesini. Şimdi bugün taze dolmalar almıştım. Onlardan doldurmak istiyorum. Daha önce çok fazla tarif verdim ama şöyle kısaca yine bir üstünden geçeceğim arkadaşlar. Pirinç ve bulgurumuzu karıştırıyoruz. İçine domates ve biber salçası. Şöyle çekimle de 2 tane soğan, 4-5 diş sarımsak ekledim. Sonrasında maydanoz, domates. Sanki bir şey daha vardı içinde. Aha, aklıma gelmedi. Çekiyoruz. Şimdi hemen çekçeklerin içini boşaltıyorum. Normalde isterseniz siz robotla da çekebilirsiniz. Ben bu sefer çekçekle çektim. Çok fazla. Birazcık dedim içinde belli olsun. Şöyle hemen yeşilliklerimizle beraber ekliyorum. Baharat olarak ben kimyon, kırmızı pul biber, karabiber, kimyon. Kimyonu saydım az önce. Nane, kuru nane ekliyorum. Bunlarla güzel oluyor. Ve tabii ki şimdi nar ekşisi ekleyeceğiz. Zeytinyağı ekleyeceğiz. Birazcık da sumak ekleyeceğiz. Sumak ve nar ekşisi gerçekten çok yakışıyor. Eğer bugüne kadar denemediyseniz lütfen bir seferlik benim için deneyin arkadaşlar. Seveceğinizden hiç şüphem yok. Ben genel olarak sumak ve nar ekşisini mutlaka eklerim. Şöyle zeytinyağımızı da ekleyelim. Birçok kişi etli sever. Ben niyeyse çok etli sevmiyorum. Mesela genel olarak hani fikrimi sorarsanız tercih etmiyorum ama tabii ki önüme koyulursa da yerim. Ama ben kendim damak tadıma uygun olarak daha çok böyle mesela taze fasulyeyi de etli yapmam. Ya da ne bileyim böyle dolmaları falan da etli yapmayı çok tercih etmiyorum. Ama birçok biliyorum yörede her şey etli yapılır. Biz de tabii ki önümüze gelince yiyoruz, yemiyor değiliz ama aile olarak tercih etmiyorum. Mesela ben et yemeklerini böyle hani et yemeği olarak o şekilde daha çok seviyorum. Öyle söyleyeyim. Herkesin damak tadı tabii ki sevgisi farklı oluyor. Şöyle göstereyim. Dolmamızın iç harcı hazır. Evet. İstediğimiz gibi oldu. Yalnız kokusu çok daha güzel oldu. Büyük tenceremi çıkardım bilerek. Çünkü dolmaların boyutu da büyük. Anca alacaktır diye düşündüm. Şimdi yine şöyle hızlı sarmaya başlayalım bence. Pardon, doldurmaya. Hoş geldin Minş Hanım. Hoş buldum. Videoda mıydın? Evet. Ne yapıyorsun? O elindeki neymiş? Annesinin tekrar sarışın olmasını isteyen bir minnoş. Kurban olurum seni yaradana, yaradana. Bana göstersene mi? Ya çok güzel olmuş. Sen mi yaptın? Ben yaptım. Anne kim yapacak? Başka kim var evde? Başka kim var? Size de göstereyim. İçinizde kalmış. Elif Ceren sürekli anne saçların tekrar sarışın olsun. Saçların tekrar sarışın olsun ve annesini hep sarışın çizer. Evet. Bu Barbie isimli şey var biliyorsun herhalde Barbie. Evet, İşte evet. Onu da çizdim. Biliyorum canım Barbie'yi yaptığını. Ben sarı saçları görünce aklıma geldi de söyledim. Çok güzel değil mi? Çok güzel, tamam. Teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık. O zaman gelsin yeni resimler. Gelsin evet. Mi? Gelsin. Ödevler yapıldı mı tatlım? Yapıldı. Yapıldı. Paraları söyle. Kaynaklardan fazlasını yapmadın ama yaptım. Sayılır. Tamam peki, kolay gelsin. Bir şey değil. 5 saat herhalde.
okullar da şimdi yok ya, tabii ki çocuklar da iyice boşladı. Yani bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Sil baştan yeniden, keşke 3. sınıfa yeniden alsalar İpçeli'ni. Hatta bütün çocukları tekrarlatsalar daha verimli olur diye düşünüyorum ben. Kendimce yani, bir anne olarak daha iyi olmalarını istediğim için. Evde zaten yeterli eğitimi veremiyoruz. Okulda da zaten yok. Bu EBA'dan ya da diğer şeylerden benim bir şey söylememe gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Ne diyeyim hanımlar? Allah yardımcılarımız olsun. Evlatlarımıza da Allah kolaylık versin. Zihin açıklığı versin. Duydu. Amin diye bağırıyor içeride. Evet, şöyle göstereyim tenceremizi de. Evde baktım patlıcan varmış. Patlıcanları da hemen bu şekilde doğradım. İçlerini dolduruverdim. Oldu size bir tencere, mis gibi akşam yemeği menüsü. Hemen salçayı şöyle sulandırdım. İçerisine zeytinyağı, nar ekşisi ekledim. Gerçekten çok yakıştırıyorum ben içine. Bu şekilde olunca şöyle hemen gezdireceğim. Sonra da üzerine de kapaklarını kapatacağım. Artık yemeğimizi pişmeye bırakabiliriz. Evet, bir de böyle gösterelim. Dolmalarımız hazır elhamdülillah. Artık tenceremizin kapağını kapatıp yemeğimizi pişmeye bırakabiliriz. Ben de hemen dağıttığım mutfağımı toplayacağım. Sonra da çorbayı koyacağız birlikte. Evet, şöyle yemeğimiz pişmişken hemen unutmadan finalinde göstermek istedim. Çok severim. Ne zamandır da yapmıyordum. İnanın yemek için sabırsızlanıyorum. Ben yanında mutlaka yoğurt yerim. Böyle karıştırarak yemeği seviyorum açıkçası. O zaman bize afiyetler olsun diyorum. Denerseniz size de afiyet şifalar olsun inşallah. Tekrardan merhaba. Dünkü videonun devamı arkadaşlar. Çünkü tam dolmadı. Ben de öyle eksik atmak istemedim. Sabah kahvaltısı. Bugün bütün ev halkı evde olunca benden böyle türlü türlü şeyler istediler. Ben de tamam dedim. Kim ne isterse bu sabah kahvaltıda onları hazırlayacağım. İşte bazıları böyle gördüğünüz gibi sigara böreği, bazıları patates kızartması, şimdi kaşarlı mantar yapacağım, yanına yumurta. Yani bir şeyler yapacağım ama onların isteklerine göre yapacağım bugün. Öyle anlaştık çünkü. Hafta içi biliyorsunuz çocuklar ya okula gidiyorlar ya eşler göreve. Gerçi benim eşimin cumartesi pazarı yok. Dün çalıştı, bugün evde mesela. O yüzden ben de dedim tamam, herkes evdeyken herkesin istediği olsun. Artık burayla işimiz bitti. Ve yeni tavalarımı da deneyeceğim. Şöyle bir güzel suda kaynattım onları kullanmadan önce hepsini. Şimdi artık deneme faslına geçeceğiz bakalım. Evet, kahvaltımız hazırlandı. Çok şükür diyorum. Peki neler yaptım ben bugün? Bütün ev halkının isteği üzerine. Tabii ki kahvaltıların vazgeçilmezi domates, salatalık ve yumurtadır. Onlardan hazırladım. Yeşillik de ekledim yanına. Şöyle kahvaltı çeşitlerinden. Kaşarlı mantar. En sevdiklerimizden olur. Tabii ki oğlum ve kızımın isteği üzerine bol patates kızartması ve sigara böreği. Anneciğimin yaptığı ayva marmelatı. Çok güzel bir zeytinli soslu bir karışım bu, yeşil zeytinli. Çok beğendik gerçekten tadını. Ankamar'dan almıştım marketten. Bu da annemin yaptığı vişne reçeli. Çok şükür elhamdülillah diyorum. Ve ben bizimkileri fazla bekletmeyeyim. Çayı da doldurdum. Çayları soğumasın diye birkaç da fotoğraf çektim tabii ki önden. Çekmeyince de olmuyor. Şimdi artık biz kahvaltıya geçebiliriz. Kahvaltı masalarındaysanız Rabbim ailecek huzurlu bir şekilde yapacağınız kahvaltılarınızı arttırsın. Evinizin huzurunu, bereketini arttırsın inşallah diyorum. Evet, biz kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan hemen sonra bir kargo geldi ama şu anda evde elektrikler yok. O yüzden bunu nasıl göstereceğiz bilmiyorum. Olmazsa Elif Ceren heyecanlanmayıp birazdan mı açsak? Ya da gel bir salona gidelim. Bunu da götürelim. Salonda açalım tatlım. İlla bizde bir adettir kapının önünde açmak. Kız bırak ben taşıyayım. Yok ben onun taşıyayım. Ya. Onun taşıması lazım. Çünkü o benim. Evet. Gerçekten Elif Ceren'e ihtiyacı olan bir yatak örtüsü vardı. Onu aldık.
Ve yanında da bakar mısınız ne aldım Niniş Hanım'a? Flamingolu anneciğim. Evet, çünkü kendisi beğendi. Flamingolu bir gevresim takımı. Ya çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Şöyle kumaşına da bakalım. Kumaşı da çok güzel. Şimdi birazdan açacağız anneciğim bunu. Tamam mı? İlk önce biz bir şeye bakalım. Yatak örtüne bakalım. Burada da gösterelim. Aynen, görseli orada var zaten. Ben de orada görüp beğendim. Seni de beğeneceğini düşündüm açıkçası. Elif Çelen'in evet. Bugünlerde çantasından tutun, kaleminden, maskemden, maskesi, aklınıza gelebilecek kalem kutusu, her şeyimiz flamingo oldu. Yatak örtümüz flamingo olmasa mıydı? Yani olacak tabii ki de. Ben de onu aldım. Zaten evinde ihtiyacı vardı Elif Çelen'in de. Almışken öyle aldık. Birazdan açarım, gösteririm. Sayfayı da size etiketlerim. Güvenli alışveriş yapabileceğiniz bir sayfa. O konuda aklınıza hiçbir şey gelmesin. Burada da yatak örtümüzün içindeki takımı var. Bunu da açacağım şimdi. Onu da göstereceğim. Allah'ım. Ayın gücü o ağzındaki sakızdan anlamıştım zaten. Arada derede onu aldığını. Evet, çünkü ayın gücü bileğime geçti. Wow, şimdi gücünden kimse önünde duramaz. Allah'ım çok korkuyorum. Nevresim ve Piki makineye atıldı. Yıkansın, ütülensin. Şöyle güzel bir çekim yaparız inşallah sizlerle birlikte. Neyse, ben bugün benim için ayrıca da bir gün. Biliyorsunuz tam bir sene oldu neredeyse. Saçlarımı umre yaptırmayalı. Bir sene önce yaptırmıştım. Şimdi bir sene sonra tekrar gidiyorum. Ve bugün inşallah güzel bir dönüşümle geri geleceğim. Bakalım, yani inşallah güzel olacaktır diye düşünüyorum. Yalnız bir arkadaşın yorumunu gördüm. Neden hep mutfağın bu tarafını kullanıyorsunuz diye yazmış. Hani diğer tarafta çekmiyorsunuz. Arkadaşım, çekim yapacak yer yok ki. Orası zaten lavabosu. Başka da bir yer yok. Yani nerede çekim yapabilirim? Çok merak ediyormuş özellikle bunu. İşte merakının cevabı olsun bu. Mutfak bu kadarcık. Küçük, ince, uzun bir mutfağım olduğu için tabii ki alanım da dar, kullanım yeri de benim istediğim gibi olmuyor. Yani gelip burada çekim yapamayacağım için ben de hep mutfağın bu tarafını, yani kullanılan tarafını kullanıyorum. İnşallah seni rahatlatabilmişimdir. Şimdi hadi bir kahve. Evet, kuaföre geleceğim demiştim ya, kuaföre geldim birazdan. Güzel bir değişiklik olacak. Zaten daha önce de yaptırmıştım. Birazcık daha yoğun yaptıracağım bu sefer. İnşallah güzel olacak diyelim. Ve hadi başlasın bakalım. Hazır mısın? 3, 2, 1. Biliyorum, siz de şoksunuz. Ve tadadadam. Eskisi ol, eskiden olduğu gibi yeniden sarışın olarak sahalara döndüm arkadaşlar. Elif Çelen hep diyordu, anne sarışın ol, anne sarışın ol, yeniden seni sarışın çizmek istiyorum derken evet. Derken bir de biliyorsunuz tam 2 sene oldu ben omre yaptırmayalı. 2 senenin sonunda tekrar gittim ve güzel bir değişimle geri döndüm. Bilmiyorum hanımlar nasıl olmuşum? Anne kafamı okşasana şurada. Şöyle bakın saçlarımı. Şöyle. Dur arkasında göstereyim tabii ki. Hafif birazcık da uçlarını aldırdım saçların. Çünkü ister istemez tabii ki kırılmalar oluyordu. Şimdi onlar da yok artık. Bilmiyorum, ben çok beğendim ve çok içime sindi. Tabii ki şimdi daha çok yeni ve yüzümde hiç makyaj yok. Sıfır makyaj. Sıfır makyajlı olmasına rağmen sarının tonu o kadar güzel ki hani hiç çiğ durmadı yüzümde. Çok fazla da makyaj yapan bir insan değilim zaten, biliyorsunuz günlük hayatta. Hafif tabii ki daha çok dikkat etmek gerekecek bundan sonra. Neyse, ben memnunum. Evet. Birazcık daha zaman geçtikçe sonra da daha da oturacaktır. Birazcık daha tam olarak istediğimiz tona ulaşacaktır. İnşallah sizin de görüşleriniz güzel olmuştur. Belki benden görüp şu ana kadar yaptıramayanlar, cesaret edemeyenler de varsa güçlü hadi gayret ol deyip kendinize bakım zamanının geldiğini hatırlıyorsunuzdur. Aslında ben ne zamandan beri hatırlıyordum bana bir bakım zamanının geldiğini ama... Ben de buradan erteleye, sana dokunmaya çalışıyorum. Erteleye sürekli olarak. Parmağımı tut burada. Tamam. Bekletiyordum. Artık dedim bekletmiyorum. Çok yakın bir vakitte de Brezilya fönü yaptıracağım ki saçlarım sürekli düz dursun diye. Çünkü sürekli kuaföre gidip fön çektiremiyorum zaten. Düzleştiriciyle düzleştiriyorum. O benim hayalimdi. Evet, o Elif Şeren'in hayali. Çünkü en çok istediği kızımın Brezilya fönü. Kızıma Chase hediyesi Brezilya fönü yaptıracağım. Brezilya. Ama benim saçlarım dalgalı ya. O da güzel aslında. Evet. Çok seviyorum ben seni. Saçların aynı benim saçlarıma benziyor saçların. Anne falan, tamam tamam
Şimdi Elif Çelen'e dün biliyorsunuz ne resim takım almıştım ve yatak örtüsü. Seremedik, yıkadık, kurudu bir güzel. Şimdi ben hemen şöyle ütüsünü yapacağım. Ondan sonra da güzelce yatak örtüsüne serip göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten kumaşı ve dokusu çok hoşuma gitti. Sonra da sayfayı da söylerim. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Ben şu ana kadar hani memnun kaldım. O yüzden gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Aynen öyle. Hadi buyurun şimdi. Efendi. Hadi şimdi göstermeye gidelim. Evet, şimdi sıra neye geldi? Hemen yatak örtüsünü sermeye. Elif Ceren'in diğer yatak örtüsünü kaldıracağım ve bunları hemen sereceğim. Bakalım nasıl olacak. Ceren'cim, bu duvar ne olmuş anneciğim? Yazı mı yazdın, resim mi yazdın bu duvara? Hayır, yazı yazmadım. Bu kendiliğinden böyle. Ha, kendiliğinden. Kendiliğinden oldu. Evet, zaten sen hiçbir şey yapmadın. Direkt kendiliğinden oldu. Neyse, hadi bakalım. Başlayalım. Evet, Elif Ceren'in şimdi hemen yatak örtüsü, pardon, pikniğe resim takımı serildi. Çok da güzel oldu. Elif Ceren çok beğendi. Buradan zor kaldırdım onu. Az önce bayağı bir yattı, yuvarlandı buralarda. Kızım dur bir gösterelim diyorum. Yok. Şöyle dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık. Bu gece mis gibi yatsın yatağında. Peki şimdi de gelin yatak örtüsünü deneyelim. Uzunluğu falan da çok güzel. Yatak örtüsünü deneyelim. Bir de ona bakalım. Evet ve nefes nefese kalmış bir Zübeyde. Sonunda bunu da serdim. Çok güzel oldu. Boyu da tam istediğim gibi bu büyüklükte. Böyle her tarafı örtüsünü kapatsın istiyordum. Daha önce hep şuralarda falan kalıyordu. Canım sıkılıyordu. Şimdi tam olarak iki taraftan da güzel bir şekilde sarktı. Elif Ceren'in de isteği gerçekleşmiş oldu. Şöyle o kadar güzel bir dokusu var ki. Tam bir yatak örtüsü kalıp gibi de oldu maşallah. Elif Ceren, senden korkuyorum. Burası benim. Burası benim mekanım. Vallahi korkuyorum senden. Burası benim mekanım Lütfi. İyi hadi bakalım. Mekanında sana mutluluklar diliyorum. Beğendin mi? Bayıldı. Mekan sahibi geri geldi. İyi hadi güle güle. Güzel günlerde kullan aşkım. Evet, bir vlogun daha sonuna geldik. Birazdan sizlerle buluşacağım. Çok heyecanlıyım. Gerçekten böyle her video attığımda sizlerin yorumları, sizlerle olan buluşmak bana çok iyi geliyor. Evet, farkındayım. Çok sık atamıyorum. Zaten söz verdiğim için ara ara da olsa atmaya çalışıyorum bu iş yoğunluğundan. Ama oradaki beni bekleyen siz değerli YouTube ailem, benim için çok değerlisiniz. Karşılıklı o enerji zaten birbirimize geçiyor. Yani bundan 2 sene önce başladığımda hiç bu kadar büyüyüp buralara geleceğimizi düşünmüyordum. Elhamdülillah geldik. Tabii ki bunu birlikte karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde yaptık. Hala böyle videodan kendime bakınca kendimi böyle bir değişik görüyorum. Alışamadım hala. Neyse alışacağım inşallah. Zaten sarı saçlarına. Bir süre sonra da oturacaktır diyorum. Gel bakalım Ceren'cim, sen nasıl bugün veda etmek istiyorsun? Bize ne göstereceksin onu söyle. Şimdi oy oturamıyorum da. Şimdi bu kalem siyah yazıyor şöyle. Ama bunun bir özelliği var. Sarı yazıyor. Şimdi size gösteriyorum nasıl sarı yazdığını. Göster bakalım. İlk önce az önce çizeyim. Bana gösterdi de. Şöyle. Ya, bakın ya. Sarı yazıyor ama siz de tersten göründüğü için ben ters yazayım. Hayır tamam anladık işin esprisini. Ben de bakıyorum nasıl diyorum kalem sarı yazar. Meğerse orayı sarı yazmış da ondan sarı yazıyor diyormuş. Aha, ya minnoş ya. Bakın tersten aslında yazdım burada tersten tamam, doğru tersten. Tamam gibi. Teşekkür ederiz. Sarı sağ olun. Bir de size bir şey daha göstereceğim. Buyur canım. Ay. Nutella neden yapılır? Çikolatada. Barbie'linkini de yapmıştım. Göstermiş miydik onu? Bilemedim şu anda gösterdik mi göstermedik mi? Sabah olunca göstereyim mi? Göster tamam bitmez çünkü. Ama ben duramam şimdi göstersen. O zaman biz videonu kapatalım. Sonraki videoda buluşalım. İzleyip destek verdiğiniz için ve her daim yanımızda olduğunuz için sonsuz teşekkürler. Bizim kocaman YouTube ailemiz. Allah'a emanet olun. Bu gece ettiğiniz bütün dualar yağmur olsun, üzerinize yağsın. Kimin ne sıkıntısı, ne sorunu varsa inşallah bir amin diyelim.
Kimin duasının kime geçeceği belli olmaz. Elinizi kalbinize koyduğunuz an şu anda ne hissediyorsanız, içinizden ne geçiyorsa, hayırlıysa hakkınızda, inşallah duanızda, dileğinizde kabul olsun diyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni vloglarda buluşuruz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olun. Ailemize abone olun. Bunu ne yapacağım kız? Çilek tadında bir kanal. Bir şey daha göstereceğim bakın. Tamam Ceren. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere.